İyi akşamlar. Güne Bakış'tan merhaba. Bu sabah gazeteci Ahmet Şık attığı tweetler ile örgüt propagandası yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındı. Öte yandan Özgür Gündem davasında yargılanan Aslı Erdoğan, Necmi Alpay ve Zana Kaya için tahliye kararı verildi. İnan Kızılkaya'nın ise tutukluluğu devam ediyor. 2016 Türkiye basının özgürlüğü açısından çok ağır bir yıl oldu. İşte 2016'nın basın özgürlüğü bilançosu. Muhalif olan herkese bundan bir pay düşebilir böyle giderse. Bu muğlaklığın yok edilmesi lazım. Yani darbecilik suçtur, gazetecilik suç değildir. Fethullahçı gazetecilik bana göre, ben onu söyleyeyim, yani kötü gazeteciliktir en başta. 55 gündür tutuklu olan gazeteci Kadri Gürsel, Medyascope TV'de bunları söylemişti. 2016 yılı Türkiye'nin basın özgürlüğü açısından zor bir sınavdan geçti. Gazeteciler için gazeteci olmanın bedeli ağır olan bir yıldı. Türkiye'de şu anda tam 81 gazeteci tutuklu. Tutuklu gazetecilerin tamamı devlete karşı suç işledikleri gerekçesiyle hapiste bulunuyor. 2016'nın basına yapılan baskı açısından en önemli gelişmeleri Cumhuriyet Operasyonu, Özgür Gündem Gazetesi'nin kapatılma davası ve OHAL sürecinde kapatılan 200'e yakın gazete ve televizyon kanalı oldu. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından OHAL çerçevesinde çıkarılan KHK'larla toplamda 177 medya kuruluşu kapatıldı. Anlamda soruyorum. Yani tabii kadın çalışanlar olarak medya dışına itilmek tabii ki bir mağduriyet. Ama bunun dışında çalıştığımız kanallardan dolayı şöyle bir durum var. Çalıştığımız kanallar Hayat'ın Sesi ve İmece TV olarak kadın haberlerine çok fazla yer veren, kadın haberlerine çok hassasiyetle yaklaşan bir kanal, iki kanalda. Bu durumda medyada hani hiç görülmeyen kadın cinayetleri veya hani çok yanlış bir şekilde aktarılan kadın cinayeti haberleri ortadan kalkıyor bir anda. Ortadan kalkmış olacak. Yani hiçbir şekilde kadın mağduriyetlerine yer verilmemiş olacak. Yer verilse dahi yanlış bir şekilde aktarılmış olacak veya başka bir mağduriyet getirecek. Bu açıdan 26 Kasım 2015'te Can Dündar ve Erdem Gül MİT tırları haberi nedeniyle tutuklanmış, 26 Şubat 2016'da tahliye edilmişti. 31 Ekim 2016'da ise Cumhuriyet Gazetesi yazar ve yöneticilerine FETÖ ve PKK terör örgütleri adına suç işledikleri iddiasıyla operasyon yapıldı. Gözaltına alınan gazetecilerin onu 55 gündür tutuklu. Yani bir kere beklediğimiz bir şey değildi. Başımıza bir şey geleceğini tahmin ediyorduk. Ama bunun ne olduğunu asla tahmin edemiyorduk. Bu kendi aramızda özellikle ben ve Murat Sabuncu genel yayın yönetmenimiz. Ya bize bir yerden vuracaklar da böyle bırakmazlar bizi de, nereden vuracaklar? Ama doğrusu bu aklımıza gelmemişti. Bu kompozisyon aklımıza gelmemişti. Yani kendi yani arkadaşlarım da benzeri şeyleri yaşamışlar. 7'ye 10 kala uyuyordum, itiraf edeyim ki karım da uyuyordu. Kapı çalındı, biraz şiddetli çalındı. Açtım, 8 tane polis, sivil polis. Özgür Gündem'in kapatılma davası ise devam ediyor. Haberi yayını hazırladığımız sırada Aslı Erdoğan, Necmi Alpay, Zana Kaya ve İnan Kızılkaya'nın yargılandığı Özgür Gündem davası 132 gün sonra İstanbul Çağlayan Adliyesi 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Bu sabah gazeteci Ahmet Şık attığı bazı tweetler gerekçe gösterilerek terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Bir ortama, bir sürek avı deniyor, cadı avı deniyor. Bunlar doğru yapıştırmalar, fakat bu cadı avının da ötesine geçti. Bu histerik boyutlar almaya başladı. Ve bu histeri işte demin örneğini verdiğin Cumhurbaşkanının yanında çalışan zatın da infialine neden oluyor belli. Bu akşam Güne Bakış'taki konuğumuz Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Siz kendinizi basın özgürlüğü savunucusu olarak niteliyorsunuz Twitter'ınızda. Bugünkü gelişmelerle, sıcak gelişmelerle başlayalım istiyoruz. Aslı Erdoğan, Necmi Alpay ve Zana Kaya tahliye edildiler ama beraat edilmediler. Onun altını çizelim. Özgür Gündem davasının seyri nasıl olacak bundan sonra? Tabii 50'ye yakın gazeteci ve hak savunucusu o dosyadan yargılanıyor. Dolayısıyla sadece hukuki bir mesele değil. Belki de çok az hukuki yanı olan ama Kürt sorunuyla birebir ilintili bir dosya. Dolayısıyla ülkede politik konjonktür, Kürt sorununa bakış ne minvalde ilerlerse
bununla, buna göre çok yakından etkilenecek bir süreç gibi gözüküyor. Türkiye'de hukuk anlamında hiçbir öngörümüz artık yok. Yani serbest bırakıldılar, bir daha tutuklanır mıyız, tutuklanmaz mıyız? Buna dair hiçbir pozitif perspektif geliştiremiyoruz. Çünkü artık hukukun yargıçların elinden alınalı çok oldu. Dolayısıyla Kürt sorunu son Temmuz 2015'ten bu yana barış sürecine son verildikten sonra tekrardan eski müzakere sürecine döner mi dönmez mi, buna da bağlı olacak. Evet, bugün yine yaşadığımız bir sıcak gelişmeyle devam edelim diyelim basın özgürlüğü konusunda. Bu sabah Ahmet Şık gözaltına alındı. Ahmet Şık bildiğimiz gibi Fethullah Gülen cemaatinin operasyonuyla yazdığı bir kitap yüzünden tutuklanmış bir gazeteci aynı zamanda. Aslında baktığımızda sanırım her devrin istenmeyen gazetecisi, bugün Ruşen Çakır'ın yayınında da belirttiği gibi her devrin istenmeyen gazetecisi Ahmet Şık bunlardan biri galiba. Evet evet, 25 yıllık bir gazeteci tabii. Fakat Ahmet Şık'ı biz yine aynı gazetecilik refleksleriyle, yine atılganlığıyla, yine esaslı habercilik şeyiyle, hamleleriyle biz onu 2000'li yılların öncesinde de biliyoruz. Daha çok işte devlet içinde dokunulmazlıklar, cezasızlıklar veyahut insan hakları ihlalleriyle ilgili yaptığı haberleriyle biliyoruz. İşte cezaevi operasyonları 2000 yılı, işte ondan sonra tabii araştırmacı gazetecilik yanı Türkiye'de artık en çok zannediyorum devlet katında çekilmeyen bir gazeteci. Çünkü hani Türkiye'de yeni bir Türkiye kurulmaya çalışılıyor, yeni Türkiye imgesi yaratılmaya çalışılıyor fakat etkili bir araştırmacı gazeteci yönüyle geçmiş hiçbir zaman unutulmaz ve topluma nereye doğru gittiğimiz ve tabii ki devlet mekanizması içerisinden nereden geldiğimizi hatırlatan gazeteciler her zaman çok kıymetli bizim için. Fakat öyle anlaşılıyor ki iktidar için bu böyle değil. Ahmet nasıl 5 yıl öncesinden FETÖ veyahut Fethullah Gülen yapılanmasını ortaya çıkardığında nasıl 13 ay cezaevinde yattıysa, bugün de yine aynı araştırmalarını yürüttüğü için de 5 yıl sonra aynı tehlikeyle karşı karşıya bugün. Peki işin hukuki boyutuna da bakarsak, bugün tweetleriyle terör örgütü propagandası yaptığı iddia ediliyor. Tweetleri siz de okumuşsunuzdur, biz de okuduk. Yani bunların gerçekten böyle bir terör örgütü propagandasıyla alakası var mı? Bir, savcılığa daha çıkarılmadan emniyette daha yeni getirilirken Anadolu Ajansı'nın yaydığı bir haber var. Orada bir tweet değil, işte Cemil Bayık'la yapılan röportaj, kendi 3 yazısı, kamuya açık bir alanda yaptığı bir konuşma ve 7-8 tane tweet mesajıyla ilgili sorgulanacağı haberi yayıldı. Dolayısıyla bu illegaliteyi bir kenara koyalım. Hepsini incelediğiniz zaman zaten toplumu sorgulayan, devlet mekanizmasının içerisindeki olumsuzlukları, hukuka aykırı yanları gündeme getiren bir gazetecinin söyleyebilecekleri ve yazabilecekleri olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla eğer bir araştırmacı gazetecilik kurumunun içi boş değilse bir ülkede, Ahmet Şık'ın yapması gerektiği şeyleri yapması gerekiyor zaten. Dolayısıyla biz bunu Ahmet Şık'ı hem bir arkadaş hem de bir meslektaş olarak tanımanın ötesinde, bugün yayılan haberlere baktığım zaman aslında düpedüz gazeteciliğin bu ülkede kapı dışarı edildiğini anlayabiliyorum. Bizim aslında bugün niyetimiz, Gökçe'yle de konuştuğumuzda genel bir bilanço çıkarmaktan, o kadar sıcak gelişme oluyor ki tabii bunları öne almak istiyoruz. 2016 yılının bilançosuna yavaş yavaş gelirsek, siz de tutuklandınız, 10 gün kadar tutuklu kaldınız. Basın özgürlüğü açısından nasıl bir yıldı 2016? Tek kelimeyle tanımlayacak olursam hayal kırıklığı tabii. Yani bunu sadece, yani 10 günlük tutukluluğun bu ülkede sözü yok. Yani çünkü meslektaşlarımız, aydınlar,
Emek mücadelesi verenler aylar, yıllarca cezaevinde kalıyorlar. Ailesel olarak etkilenmişliği de bir kenara bıraktığınız zaman aslında bakarsanız benim mesleki mücadelem açısından büyük bir hayal kırıklığı. Çünkü bu toplum açısından da aynı zamanda böyle. Çünkü 15 yıl bir Avrupa Birliği adaylık ve adaylık süreci geçirdik. Reformdan söz etmekten yorulduk. Dolayısıyla hepimiz toplum olarak umut ettik. Bugün umut yorgunuyuz. Fakat bugün gelinen noktada Avrupa Birliği müzakerelerinin yani sıfır noktasında bulunması tekrardan ve bölgesel olarak yani Avrupa Birliği ile ilişkilerin en negatif yüzünün görülmesi, hatta Şangay Beşlisi gibi başka dünyaya açılacak olmamız, öyle bir gelecek varsa, aslına bakarsanız bütün bir Türkiye projesinin yani temel özgürlükleri özleyen ve barış içinde yaşama özlemi çeken insanlar açısından büyük bir hayal kırıklığı, doğrusunu isterseniz. Ben Burak izniyle bir soru sormak istiyorum. Yani bu kıyaslama çok yapılıyor, çok klişe olacak ama yani 90'lar Türkiye'de hem basın açısından, özgürlükler açısından, hak ve hürriyetler açısından çok tartışmalı bir dönem ama bu özellikle 2016'da bu çok gündeme geldi, yani yeni 90'lar gibi. Siz yani o dönemle kıyasladığınızda bugünleri nasıl tanımlarsınız 90'larla kıyasladığınızda? Tabii bu kıyaslamayı... dönemi diyebiliriz. Yani 80-90'lı yıllar yani bizzat militarist politikalarının yazı işlerinde yaşatıldığı bir dönem. Dolayısıyla bir editoryal bağımsızlık yoktu. Gazeteciler her zaman o askeri faktörleri otosansür unsuru olarak zihinlerinde taşıyarak yaşıyorlardı. Dolayısıyla elbet. Fakat bugün ortaya konan objektifler, toplumsal hedefler, özlemler ve verilen emekler, onca sivil toplum kuruluşu çalıştı, onca gazeteci bu toplumun şeffaflığı için riskler aldı, fedakarlıklarda bulundu. Yani dolayısıyla daha iyi bir gelecek için emek veren herkes bugün yüzüstü bırakılmış durumda. Yani hedefleri gözettiğiniz zaman 90'lara çok yakın bir noktadayız. 90'larda genel kurmayın politikaları çok belirgin olarak belliydi ve alanda da yarattığı tahribatlar belliydi, ölçülebilir. Bugün ölçülemez bir yani sonuçlarını ölçemediğimiz bir şeye gidiyor, doğru sürece doğru gidiyoruz. Hem çeşitliliği, finans tabusu gazetecilikte. Bugün artık finans çevresinde gazetecilik yok. Yağcılık var. O da finans haberciliği olarak geçiyor. Sadece finansla tek ilişki reklam alışverişi düzeyinde. Onun dışında Kürt sorunu tekrardan tabu haline geldi. 90'lı yıllar gibi. Yani artık bir olay oluyor, patlama oluyor. Biz Reuters haber ajansını kaynak vererek burnumuzun dibinde gelişen haberleri gündeme getirebiliyoruz. Otomatik olarak yayın yasakları geliyor. Yani bu bir gazetecilik artık alay konusu oldu ülkemizde. Yani suçla eşdeğer tutulan bir meslek haline geldik. Ve eğer şu kadar gazeteciliğin gereğini düşünüyorsak bile artık basın kartı almanın yolu yok, artık akredite olmanın yolu yok, artık gündelik hayatta siyasi söylemlerle hedef haline gelir oluyorsunuz. Dolayısıyla bence şurada Türkiye medyasının %15'ini, %20'sini savunmaya çalışıyoruz. Çünkü %80'i şu veya bu şekilde iktidarın, finans çevresinin denetimi altında. Dolayısıyla var olan şartlar içerisinde çok büyük bir beklentimiz yok o cenaha yönelik olarak. Fakat biraz önce görüntülerine yer verdiniz. Cumhuriyet, işte Özgür Gündem,
Evrensel, İmece, Hayatın Sesi. Bu çevrelerden de ses çıkmaması için politikalar geliştirilmiş. Hukukla şu kadar alakası olmayan dosyalar, baktığınız zaman artık meselenin bir taciz, bir tasfiye, artık medya alanından dışlama olduğu gün gibi açık. Dolayısıyla çok, yani bu Türkiye'de 2017 bize aslında Türkiye'de medya, bağımsız bir medya kalacak mı, kalmayacak mı, bunun cevabını alacağımız bir yıl olacak. Şimdi 2016'yı kapatmadan 2017'ye de umut var mı diye en son soracağız ama Cumhuriyet Gazetesi ile ilgili olup bitenlere ve şu an tutuklu bulunan gazetecilere de hem burada anmak istiyoruz hem de onlarla ilgili sizden de görüş almak istiyoruz. Hala ortada bir iddianame yok değil mi? Hala bir iddianame yok. Birçok operasyonda olduğu gibi burada da kesinlikle bir öç alma prosedürü var. Bizimle ilgili bir günde hazırlanan iddianame bir tweet veyahut bir köşe yazısı için Cumhuriyet Gazetesi çalışanları için nasıl hazırlanmadığını merak ediyoruz. Fakat özellikle olağanüstü halin devreye girmesinden sonra, darbe girişimi sonrasında ortaya konan bütün prosedürlerin ortak yönü tamamen bir intikam havası içerisinde gerçekleştirilmiş olması, tutukluluk şartlarından tutun da soruşturma evrelerine kadar, avukatların dosyaya yaklaştırılıp yaklaştırılmadığına kadar, ailelere reva görülen muameleye kadar her şey yani bambaşka bir yeni Türkiye'ye işaret ettiğini gösteriyor. Bir de şey soralım istiyoruz. 2017'nin 2017 umut vaat edecek mi sorusundan önce bir soru daha soralım istiyoruz. Özellikle 15 Temmuz sonrası çıkarılan KYK'larla kapatılan yüzlerce gazete, yani toplamda 200'e yakın medya kuruluşu var. Burada bir de gazetecilerin sanırım şey haline de bakmak gerekiyor. Yani bir yaşamlarını nasıl devam ettirecekleri bundan sonra, çünkü gazetecilik şöyle bir meslek değil yani, hayata başka türlü devam etmeyi çok olanaklı kılacak bir meslek türü de değil gerçekten. Sizin de bahsettiğiniz gibi son durum ortada. Yani biraz da bu kısmından bahseder misiniz? Tabii aslında yani irtibat kurduğumuz, bizimle irtibat kuran meslektaşlarımızın, bu durumda olan meslektaşlarımızın haline baktığınız zaman aslında mesele artık kesin kes bu gazetecileri medyadan dışlamak olduğunu görüyorsunuz. Yani 90'lı yıllar, madem kıyaslıyoruz, 90'lı yıllarda bir köşe yazarı, bir muhabir işten atıldığı zaman gözünü karşı gruba dikerdi ve bir şekilde bu şey centilmenlik anlaşmalarına rağmen yine de iş bulunurdu. Bugün bu devir bitti. Yani gazeteci alanında durum böyle. Daha geniş ölçüde sendikal mücadele içerisinde, hak mücadelesi içerisinde, sivil toplum hareketi içerisinde yer alan insanlar için de bu şekilde. Yani bir kere atıldığınız zaman sizi geçindiren, sizi var eden şartlardan koparılıyorsunuz ve artık kendinize yaratabiliyorsanız başka bir gelecek yaratmanız isteniyor. Ama çoğu kez korkar, yani benim görebildiğim gazeteciler bakımından Türkiye'de gelecek yaratma faslı kesinlikle bitmiş durumda. Çünkü dediğim gibi yani sadece biz medyayı regüle ediyoruz, işte suç unsurlarından arındırıyoruz. Bu meselenin çok ötesinde tamamıyla bir gazeteciliğin meslek olarak ortadan kaldırılması, biat eden bir başka bir mesleğin yaratılması ve biat etmeyenlerin de kesinlikle mümkünse bu memlekette yaşamamaları üzerine kurulu. Yani siz her şeyinizi sileceksiniz. Gazetecilik hiçbir zaman yapmadığınızı idrak edeceksiniz ve başka bir meslek için bundan sonra var olacaksınız. İzin verilirse, yoksa
artık birçok arkadaşın yaptığı gibi de Avrupa'da bir başkentten telefon açacaksınız. Ben artık buradayım. İşte oradaki macera da bambaşka bir acıklı bir hikaye. Fakat yani Türkiye'deki yaşanan dönüşümün çok radikal, çok sancılı ve sonuçları da çok ağır olduğunu sadece gazetecilerin durumlarını görerek söyleyebiliyorum ne yazık ki. Şimdi bu kadar kötü şey dinledikten sonra nasıl olacak bilmiyorum ama 2017'den umutlu olma şansı var mı? Yani bu ülkede gazeteciler umudu nerede bulabilir? Şimdi gazetecilerin ve hak mücadelesi içinde olan insanların koşullarını belirleyecek olan çok makro faktörler var. Bunlardan bir tanesi Avrupa Birliği müzakereleri daha yapıcı ve daha samimi ölçülerle tekrardan başlatılabilecek mi? Bir eklemlenme olabilecek mi? İkincisi, Türkiye'nin uluslararası diplomasi olarak son zamanlarda yaptığı tercihlerin samimi olup olmadığı. Yani biz Avrupa Birliği'nden kes koptuk mu yoksa artık can düşmanımız Rusya artık bizim can dostumuz haline mi geldi? Veyahut bütün bu şeyler... Orta Doğu'da tabii ki Türkiye'nin nasıl bir siyaset yürüteceği, bütün bunlar gazetecilikten size çok uzak ortamlarmış gibi gelmesin. Çünkü gazetecilik dediğiniz bir araştırma mesleği ve her dokunduğunuz konular bunun işe yarayıp yaramadığına göre muamele görüyor. Dolayısıyla Rusya ile samimi ilişkilere değinirseniz gazeteci olarak bugünlerde çok iyi karşılanabilirsiniz. Yani Rusya ilişkileri bu sıralar gazeteciler açısından çok albenili bir konu olabilir. 2 yıl öncesinde yapsaydınız herkes sizi şey yapabilirdi. Bu da konjonktüre çok bağlı bir gazetecilik yapıldığını. Kesinlikle. Yani dolayısıyla bu temel hak ve özgürlük projesinin tekrardan devlet içerisinde rejim meselesinin önünü alıp almayacağıyla çok bağlantılı bir mesele. Eğer biz anayasa, güçlendirilmiş bir anayasa, Cumhurbaşkanı bakımından güçlendirilmiş bir anayasayı her şeyin önünde ve şartlar ne olursa olsun toplum kesimlerine, siyasi partilere dayatacak şekilde eğer yol alacaksak bunu çok toplum geleceği bakımından ve gazeteciler bakımından da çok olumlu şartlara neden olabileceğini düşünmüyorum ne yazık ki. Kapatmadan şunu da soralım. Sınırları aşalım Türkiye'yi ve dünyaya gidelim istiyoruz. 2016 yılının kelimesi post-truth'tu biliyorsunuz. Hakikat ötesi. Ve bu da Donald Trump'ın başkan seçilmesiyle ortaya atıldı biliyorsunuz. Çünkü hani hakikatlerin yerine aslında propagandanın yerini almış olması. Yani dünyada da yükselen bir trend. Dünya açısından bakarsak yani hakikate daha az değer verilen bir dünyada yaşamak aslında dünyanın her yerindeki gazetecilerin işini herhalde zorlaştıracak değil mi? Kesinlikle öyle tabii ama bence yani var olan gazeteciliğin materyallerini, imkanlarını da biz sonuna kadar zorlamış bir ülke de değiliz. Hani biz medyaskopta bulunmaktan o yüzden çok memnun oluyorum. Size de 2017'de başarılar diliyorum. Fakat elinizde Türkiye'de pek az medya mecrasının denemek istediği, denediği bir şey var. Önemli bir araç var. Ben dünyada popülizm akımlarının gazeteciliği etkilediğini de görüyorum. Fakat buna paralel olarak her zaman o boyutlarda olmasa bile modern teknolojik araçlarla tabana inen, toplum kesimlerinin iştahını kabartan bir gazeteciliğin de yapılabildiğine inanıyorum. Zaman zaman sosyal ortamlardan bunun linklerini veyahut referanslarını paylaşmaktan da keyif alıyorum. Umarım böyle de bir dengelenme olur gazetecilik bakımından ve toplumlar habersiz kalmazlar. Toplumun can alıcı sorunları her zaman bir şekilde medyada uygun ölçülerde tartışma olanağı bulur. Bunu diliyorum ben de. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederim.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu çalışmalarını devam ediyor. Şu ana kadar 11 maddesi kabul edilen tekliften 2 madde çıkarıldı. En büyük sürpriz ise Cumhurbaşkanı'na kamu kurumları ile ilgili kararname yetkisi veren maddenin iptal edilmesi oldu. Geçen hafta Salı gününden bu yana Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu'nda görüşülen anayasa değişikliği teklifinin şu ana kadar 11 maddesi kabul edildi. Yedek milletvekilliğini düzenleyen 5. madde ise önergeyle geri çekildi. Cumhurbaşkanı seçilme şartları arasında yer alan doğuştan Türk vatandaşı olma hükmündeki doğuştan ifadesi kaldırıldı. Teklifte 12 olarak önerilen Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyesi sayısı 13'e çıkarıldı. Cumhurbaşkanına kamu kurumları ile ilgili kararname çıkarma yetkisi veren madde iptal edildi. Bu iptalin anlamını görüştüğümüz isminin açıklanmasını istemeyen bir anayasa profesörü, bunun ancak kamu kurumları ile ilgili yetki kanunla düzenlenir, ifadesiyle desteklenirse istenilen sonuca ulaşılabileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı'na meclisi fesih yetkisi veren madde de bugün kabul edildi. Böylelikle teklifteki madde sayısı 21'den 19'a düştü. Sabaha karşı 4'te sona eren anayasa çalışmaları bugün öğlen 2.30'da yeniden başlarken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a Anayasa Komisyonu'ndaki teklifi geri çekin, ülkeyi bu ayıptan kurtarın çağrısında bulundu. Rusya ile Türkiye'nin Suriye konusunda anlaşmaya vardığı ateşkes bu gece 12'de yürürlüğe giriyor. İki ülkenin garantörü olacağı ateşkesin ayrıntılarını Aydın Selcan anlattı. Şunu anlıyoruz. Putin ve Savunma Bakanı Şoygu ve Dışişleri Bakanı Lavrov birlikte bir televizyonda yayınlanan bir toplantı sonunda 3 anlaşma imzalandığını söylüyorlar. Anlaşma Şam ve silahlı direnişçiler arasında imzalanıyor. Bu silahlı direnişçilere Nusra'nın yeni adı Şam'ın fethi ve IŞİD dahil değil. Şam'la direnişçilerin imzaladığı 3 anlaşma, birincisi ateşkes, ikincisi ateşkesin gözlenmesi, üçüncüsü de siyasi sürecin, görüşmelerin, müzakerelerin başlamasına dair bir niyet beyanı. Bu üçlü imzalanan Şam ve direnişçiler arasındaki anlaşmanın da garantörlüğünü Rusya ve Türkiye üstleniyor. Olan bu. Yani Nusra veya yeni adıyla Şam'ın fethi ve IŞİD hariç herkesi kapsıyor. Öte yandan şu söyleniyor. Direnişçilerin elindeki bütün alanları ve o alanlardaki bütün örgütleri kapsıyor. Fakat tabii buradaki, yani sizin sorunuzu haklı kılan karmaşık unsur, işte Doğu Guta gibi, İdlib gibi yerlerde tabii biliyoruz ki Nusra'nın veya işte yeni adıyla Şam'ın fethinde mevcudiyeti var. Bunlar iç içe geçmiş durumda sahir direnişçilerle. Herhalde bu nedenlerden ötürü zaten Putin de kırılgan olduğunu söylüyor bu anlaşmanın. Lavrov'un açıklamasına dayanabiliriz. O da sizin ifade ettiğiniz gibi Astana'daki görüşmelerin yakında başlayacağını söylüyor. Astana'daki görüşmelerin de bu imzalanan 3 anlaşmanın, işte yeniden sayarsak ateşkes, ateşkesin gözlenmesi ve siyasi müzakerenin başlamasına dair niyet beyanı. Bu üçünün uygulanmasına dair olduğunu söylüyor. Kimler katılacak konusu da ilginç. Şu açıdan tabii Rusya, Türkiye, İran katılacak Astana'ya, onu biliyoruz. Fakat Lavrov belki Mısır'da diyor. Mısır'la Türkiye ilişkileri oldukça netameli. Dolayısıyla belki bir yan ürün olarak Mısır'la Türkiye'nin de aynı masaya oturması sonucunu getirebilir. Lavrov açıklamasında ayrıca Suudi Arabistan, Irak ve Ürdün'ün bölgesel güçler olarak faaliyet gösteren, onların da dahil olabileceğini ve yeni yönetim yani Trump başkan olduktan sonra, o da biliyorsunuz Şubat'ta, onların da işte Mart ayında bu sürece arzu ettikleri takdirde katılabileceklerini söylüyor. Bir diğer konuda buna ilişkin olarak dün Sayın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yaptığı açıklamada bunun Cenevre sürecini tamamlayıcı, ona alternatif değil, onu tamamlayıcı bir niteliğe sahip olduğunu ifade etti. Ve koalisyon güçleri tarafından Musul'un IŞİD'den alınması amacıyla yapılan Musul operasyonunda ikinci aşama bugün başladı.
2014 yılından beri IŞİD'in elinde bulunan Musul'u kurtarmak için başlatılan operasyonun ikinci aşamasına bu sabah Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'nin bombardımanıyla başlandı. Operasyonun ikinci aşaması ile hedeflenen Musul'un doğusunun IŞİD'in elinden alınması. IŞİD hedefleri Amerika jetleri tarafından vurulurken şehrin birçok noktasında çatışmalar yaşanıyor. Irak Terörle Mücadele Gücü Komutanı Abdülvahap El-Sadi de yaptığı açıklama ile ikinci aşamanın başladığını duyurarak en kısa zamanda Musul'un doğusunda kontrolü yeniden sağlayacağız dedi. İlk aşamada 40 mahalle geri alındı. Musul'u kurtarma operasyonunun ilk aşaması 13 Aralık'ta tamamlanmıştı. Irak ordusu, Haçlar Şabi ve koalisyon güçlerinin de yardımıyla ilk aşama kapsamında 40 semti tekrar kontrol altına aldı. Birleşmiş Milletler verilerine göre Musul operasyonunun başlamasından beri en az 110 bin kişi şehri terk etti. Son günlerde Teksaslı John ve Otdül Raşid'in nasıl IŞİD'ci oldukları çok konuşuldu. Arkadaşımız Gülener Kırnalı da Berlin Özgür Üniversitesi İslami Araştırmalar Bölümü üyesi Halil İbrahim Yenigün'e Batılı Müslümanların nasıl IŞİD'e katıldıklarını sordu. Karşı kültür şeklinde de değerlendirebiliriz. Yani baktığımız zaman şimdi Nusra veya El-Kaide katılımcılarından farklı bir vakayla karşı karşıyayız. Onların çoğunluğu işte o kategorik zihinle, yani mutlakçı zihinle hadise yaklaşan insanlardı. Yine Avrupa'da veya Amerika'da, ben Amerika'yı hani söyleyeyim, Amerika'da Müslüman cemaatiyle içli dışlı olanlar bilirler. Hani camilerde genelde böyle yeni Müslümanlar arasında selefiliğe veya aşırı sufiliğe eğilim vardır. Hani hem ona eğilim bulabiliyorsunuz kimilerinde, başkalarında ötekine çok eğilim bulabiliyorsunuz. İnsan düşünüyor hani niye bunlar selefiliğe bu kadar bir anda eğilim duyuyor. Yine gözlemlerimden biraz hani aktarayım. Çalışmalarda biraz baktım ama gözlemlerim daha çok hani bunda etkili oldu. Hani gördüğüm kadarıyla yeni Müslüman olmuş Amerikalılar, beyaz Amerikalılar bilhassa karşılarına öyle çok karmaşık işte 4 tane mezhep, onların bir sürü detaylı kuralları, yok fıkıhlar, ilmihaller, şunlar bunlar. Hani böyle bir paket konduğu zaman ya bununla nasıl baş edeceklerini bilmiyorum ama öteki taraftan başka birileri geliyor önüne, diyor ki kardeşim bunların hiçbirisine gerek yok, hani gel hadi sokuyoruz 2 dakika, Kur'an-ı Kerim'i oku, bir de temel şunlar şunlar var, hani bir checklist var, bunları yap, bunları yapma, cennet senin. Hani böyle basit bir formül. Şimdi bu formül tabii ki yeni Müslümanları çekiyor. Böyle bir vaka var. İkincisi kimleri çekiyor? İşte daha çok hani doktor ve mühendis kapalı olan insanları çekiyor. Ve onu da çok gözledim. Hani biraz Arap dünyasından gelen selefiler arasında son derece o eğitimli olanlar arasında doktor ve mühendis ağırlıkta olduklarını gördüm. Hani doktor ve mühendisin o kategorik kafası. Yani bir takım kategoriler var ve bunlara uyma. Hani böyle bir şeyle Vahabilik'teki o checklist kafası, dini checklist şeklinde bakma kafası son derece uyuyor. Bir formalist bir mantıklı çünkü Vahabilik dine yaklaşıyor. Yani yine Amerika Müslümanları ile haşineş olanabilirler. Hani bir Vahabi bir vaaz verdiği zaman camide, hutbeyi o verdiği zaman genelde şunları yap, bunları yapma ve cennete git. Bunları yaparsan cennete, cehenneme gidersin şeklinde. Bir din algısını daha çok yayıyordu. Böyle bir din algısı onlarda hakimdi. Şimdi böyle bir Nusra'nın veya daha doğrusu El-Kaide'nin böyle bir akidevi birikimi, cihatçılaştırması gibi bir vaka var gerisinde IŞİD'in. Ama bundan sonra bundan bir adım ileri götürüyor. Hani şöyle bir şey düşünelim. El-Kaide diyor ki, evet sen 11 Eylül saldırısında olduğu gibi binlerce insanın sivil olduğuna bakmadan bir yeri bombalayabilirsin. Hani böyle bir şey fetvasını veriyor. Ve binlerce sivili bir hamlede, bir faciayla, bizim bir facia saydığımız büyük bir katliamla bir anda yok edebiliyor. Ve bunun da pekala zihni sıçramasını yaptırabiliyor bu insanlara. Hani sonuçta ahlaki olarak, ahlaki kodları olan bir insan bu sıçramayı kolay kolay yapamaz. Nijerya ordusu Boko Haram'ın son büyük kampını ele geçirdi. 2009 yılından bu yana silahlı faaliyetlerini yürüten Boko Haram, saldırıları sonucunda bugüne kadar en az 17 bin kişi hayatını kaybetti. Cumartesi günü Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari, örgütün son büyük kampının ele geçirildiğini ve Boko Haram'a karşı yürüttükleri mücadeleyi teknik olarak kazandıklarını duyurdu. Nijerya Ordu Komutanı, örgütün tekrar örgütlenmesinin önüne geçilmesi için Sambisa Ormanı'nın ordu karargahına dönüştürüleceğini açıkladı. Ancak Boko Haram, hala Borno bölgesindeki kırsal kesimler,
Çad Gölü'nün etrafındaki bataklık bölgeler ve Nijerya'nın komşularında güçlü. Örgüt militanlarının önemli bir kısmının Kamerun, Nijer ve Çad'a doğru kaçtığı düşünülüyor. Boko Haram 2002 tarihinde Nijerya'da kurulmuş, 2014'te ele geçirdiği topraklarda hilafet ilan etmiş ve IŞİD'e biat ettiğini açıklamıştı. Bunun üzerine IŞİD, Boko Haram'ın yönetimindeki bölgelerin Batı Afrika İslam Devleti olduğunu ilan etmişti. Boko Haram eylemleri sonucunda bugüne kadar 17 bin kişi hayatını kaybetti, 1000 okul yerle bir oldu ve 1,5 milyondan fazla kişi mülteci durumuna düştü. Boko Haram'ın Nijerya'daki son büyük kampını kaybetmesinin ardından Çad, Kamerun ve Nijer'de örgütlenmesini artırması ve militanlarının intihar saldırılarına devam etmesi bekleniyor. Bugün ekonomi cephesinden iki önemli haber geldi. Bunlardan ilki Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı ekonomik güven endeksindeki ani düşüş. Diğeri ise 2017 asgari ücret düzenlemesi. 2017'de asgari ücrete %8 zam geldi. Türkiye ekonomisi için oldukça sıkıntılı geçen 2016'nın artık sonuna geldiğimiz bugünlerde Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK ekonomik güven endeksini açıkladı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre ekonomik güven endeksi Aralık'ta bir önceki aya göre %18.5 oranında azalarak 86.55 değerinden 70.52 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş tüketici, reel kesim ve hizmet sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı. Bu veri Ocak 2012'den bugüne Türkiye'nin en düşük ekonomik güven seviyesi. 2015'in Aralık ayında bu veri 100.8'di. Geniş kesimlerin merakla açıklanmasını beklediği 2017 asgari ücreti de bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tarafından açıklandı. Müezzinoğlu başkanlığında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2017 yılı için net asgari ücreti 1404 TL olarak açıkladı. Bu artış 2015'e göre %8'lik bir artışa denk geliyor. Daha önceden yapılan iki toplantıda işçi kesimini temsil eden Türk İş, 2016'da 1300 TL'ye yükseltilen asgari ücret için 1600 TL talebinde bulunmuştu. Türk İş, aynı zamanda asgari ücret artışının iki kademeli olarak değil, tek kademeli olarak yansımasını talep etmişti. Öte yandan işveren ise DİSK'in ve Türk İş'in önerilerine karşın herhangi bir zam istemiyordu. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un Kasım ayında 2018'de tohumlar sertifikalı olacak açıklamasından sonra Gıda ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 2018'de sertifikalı tohum kullanmayan destek alamayacak demişti. Tüm bunlar çiftçiyi nasıl etkileyecek? Yerli tarımın sonu mu geliyor? Merve Özçelik adlı arkadaşımız bunu hazırladı. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş'un 2018'de Türkiye'de kullanılacak tüm tohumlar sertifikalı olacak açıklamasıyla birlikte tarımla uğraşanların ve yerli tohum kullanımının nasıl regüle edileceği sorusu gündeme geldi. 2006 yılında çıkarılan tohumculuk yasası ile çiftçilerin kendi ürettiği tohumun dağıtımı ve kullanımı sınırlandırılan yasanın ardından yeni düzenleme ile tarımda neler değişecek sorusunu Dünya Gazetesi yazarı Ali Ekber Yıldırım'a sorduk. Tarımımızı şöyle etkiler, yani çiftçi bu tohumlara mecbur olacak, kendi tohumunu kullanamayacak. Dolayısıyla hani hangi tohum verilirse o tohumu kullanmış olacak veya şirketler hangi tohumu üretirse çiftçi de onu üretmek zorunda kalacak. Ve Türkiye gibi biyoçeşitliliği çok olan, birçok ürünün gen merkezi olan Türkiye bunları kaybedecek. Yani işte bir siyez buğdayı, siyez bulguru diyoruz. İşte bugün Türkiye'de çok az üretiliyor. Ve eğer bu sertifikalı değilse belki de üretimi olmayacak. Ne bileyim, bunun gibi hani bize hangi, bu şirketler hangi tohumları üretirse biz de onu ekip, onu tüketmek zorunda kalacağız. Yeni uygulamanın doğaya aykırı olduğunu ifade eden aktivist Defne Kor Yürek ise bu durumu şöyle değerlendirdi. Değerlendirmeniz lazım. Bilgisayar teknolojisinde olduğu gibi. Eğer siz bu yazılımı açık bırakırsanız bu yazılımla uğraşanlar, yani küçük ölçekli çiftçiler, onlarca değişik coğrafyada bu tohumu ekip biçen, bu tohumun datasına her gün yeni bir bilgi yüklüyorlar. Yaşam zaten bunu gerektiriyor. Çeşitli şekillerde sınanarak, değişik coğrafi koşullarda, iklim koşullarında yeniden üremeyi bir şey olarak koyarak, hedef koyarak kendi varlığını garantiliyor. Açık yazılım
Yani atalık tohum böylesine muazzam, o yüzden de kutsal bir şey. Şimdi siz bunu sertifikalamaya kalktığınız anda var olan datayı dondurmanız lazım. Datanın donması demek, belli bir ölçüde dahi olsa, ister patentleyerek bir şirket eliyle, ister tescilleyerek devletin makamları aracılığıyla, devlet nesilleri aracılığıyla, siz aslında bunu kapalı veya yarı kapalı hale getiriyorsunuz. Bu doğanın işleyişine aykırı. Dünyanın en zengin 500 kişisi 2016 yılında servetlerine tam 237 milyar dolar daha ekledi. Brexit, İtalya referandumu ve Donald Trump'ın başkan seçilmesi gibi faktörlere rağmen Dow Jones Sanayi Endeksinde yılı %14 artışla tamamladı. Bloomberg'un haberine göre 2016 yılında servetini en çok artıran isim 11.8 milyar dolar artışla Amerikalı iş adamı Warren Buffett oldu. Dünyanın en zengin insanı Bill Gates ise 2016 yılında servetini en az 10 milyar dolar ekleyerek 91.5 milyar dolara yükseltti. Louis Vuitton'un da bünyesinde barındıran LVMH grubunun sahibi Bernard Arnault da bir yılda servetini 7 milyar dolar ekledi. Tekstil devi Zara'nın kurucusu İspanyol iş adamı Amancio Ortega da 2016'nın en çok kazananlarından oldu. Bilişim sektörü 2016'nın en kazançlı gruplarından biri oldu. Teknoloji sektöründeki 55 dolar milyarderi servetlerine toplam tam 50 milyar dolar ekledi. Bunlar arasında Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ve Google'ın yaratıcısı Larry Page de yer alıyor. 2016 yılında servetinin en çok kaybı uğrayan 9 milyarder arasında Amerikalı milyarderler yer almıyor. Çinli milyarderler de ilginç bir şekilde geçtiğimiz yıl servetlerinde 11 milyar dolarlık kayıp yaşamış. Soğuk ve yağışlı hava nedeniyle birçok ilde sel meydana geldi. Trafik kazaları meydana geldi. Trafik kazalarında 5 kişi, sel sularında da 2 kişi boğularak hayatını yitirdi. Birçok ilde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil oldu. Mersin'de dün geceden beri yağan yağışlar sele neden oldu. Sel sularına kapılan 2 kişi boğularak yaşamını yitirdi. Belediye, gerekmedikçe dışarı çıkmayın uyarısı yaptı. Kentin kıyı kesimlerinde hortum görüldü. Sinop'ta bir otobüs uçurma devrildi, kazada 25 kişi yaralandı, 5 kişi öldü. Başka bir otobüs Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde devrildi. Biri ağır, 34 yolcu yaralandı. Gaziantep'te de 2 otobüs 2 kilometre arayla devrildi, çok sayıda kişi yaralandı. İstanbul'da D100 Karayolu Büyükçekmece istikametinde yol çalışmasında kullanılan vinç, fırtına nedeniyle beton mikserinin üzerine devrildi. 8 araç vincin altında kaldı. Atatürk Havalimanı'nda uçakların iniş ve kalkışları bir süre durduruldu. Sakarya'da sağanak yağış sonrası bir alt geçitte biriken suyla servis aracında mahsur kalan 15 işçi çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Van ile Ağrı arasındaki Tendürek Dağı geçidinde 3 metreye kadar inen sis yüzünden ulaşım durdu. Bolu Dağı'nda da tırların İstanbul yönüne geçişi kar yağışı nedeniyle kapatıldı. Tekirdağ Çorlu Havalimanı'nda eğitim uçuşları iptal edildi. Çanakkale'de Gökçeada ve Bozcaada'da feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale-İzmir Karayolu'nun Ayvacık yakınlarında yol 4 saat ulaşıma kapalı kaldı. Isparta'da sıcaklık sıfırın altına düştü, Eridir Gölü buz tuttu. Ankara, Çanakkale, Denizli, Bolu, Çankırı, Mersin başta olmak üzere yurdun birçok yerinde okullar tatil edildi. Sıradaki haberimiz Fransa'dan. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, kocasını öldüren kadını affetti. Kocası tarafından 49 yıl şiddete maruz kalan Fransız kadını Jacqueline Sauvage, Hollande'ın çıkardığı koşulsuz afla özgürlüğüne kavuştu. Jacqueline Sauvage, 10 Eylül 2012 yılında kendisine ve çocuklarına şiddet gösteren eşi Norbert Marot'u av tüfeğiyle öldürmüştü. Gözaltındayken oğlunun kendini asarak intihar ettiğini öğrenen, 10 yıl cezaya mahkum edilen Sauvage için birçok kadın grubu ve 3 kızı farkındalık eylemleri düzenledi. Cumhurbaşkanı Hollande'ın çıkardığı koşulsuz afla serbest kaldı. Carlos Tevez rekor ücretle Çin'e transfer oldu. Carlos Tevez yılda tam 42 milyon dolar kazanacak. Son zamanlarda astronomik fiyatları transfer ettiği futbolcularla gündeme gelen Çin Süper Lig takımlarından Shanghai Shenhua,
Boca Juniors'ın yıldız golcüsü Carlos Tevez'i kadrosuna kattı. Arjantinli yıldızın yıllık 42 milyon dolar kazanacağı iddia ediliyor. Böylece Tevez, dünyanın en çok para kazanan futbolcusu olacak. Daha önce Avrupa'da Manchester United, Manchester City, Juventus gibi takımlarda da oynayan yıldız oyuncu, Arjantin milli takımı forması ile de 76 maça çıktı. Tevez, 2010 yılında Manchester City forması giyerken, futbola olan isteğimi kaybettim. Premier Lig'deki gençlerin kupa kazanmaktan çok para kazanmayı düşünmeleri beni çok sinirlendiriyor. Bundan bıktım, demişti. ABD seçimlerine müdahale ettiği iddia edilen Rusya, bu sefer AGİT'e yönelik siber saldırıların arkasında olmakla suçlanıyor. Rusya ile Ukrayna arasında Şubat 2015'te varılan ateşkes sürecini takip eden ve denetleyen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın Rusya kaynaklı bir siber saldırıya uğradığı iddia edildi. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın Rusya kaynaklı bir siber saldırıya uğradığı iddia edildi. Kasım ayı başında fark edilen saldırının ardından enformasyon güvenliğinin sağlandığı belirtildi. 15 Aralık'ta Avrupa Birliği Konseyi'nin Brüksel'deki toplantısında Rusya'ya daha önce uygulanan ekonomik yaptırımların 6 ay daha uzatılmasına karar verilmişti. Ukrayna krizi ve Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinden Moskova yönetimini sorumlu tutan Avrupa Birliği, 1 Ağustos 2014'te yaptırım uygulamasını resmen yürürlüğe koymuştu. Saldırının arkasında Rus hacker grubu APT-28'in olduğu belirtildi. Grup daha önce de seçim kampanyası sürecinde ABD Demokrat Parti Başkan Adayı Hillary Clinton'a ve Nisan 2015'te Fransız televizyon kanalı TV5'e yapılan siber saldırılardan da sorumlu tutulmuştu. AGİT'e yapılan saldırılarda e-postalara ulaşıldığı, kullanıcı isimleri ve şifre bilgilerinin ele geçirildiği ve önemli dosyalara erişildiği aktarıldı. AGİT'e üye 57 ülkenin durumla ilgili olarak bilgilendirildiği söylendi. Geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren Carrie Fisher'ın annesi, oyuncu Debbie Reynolds da bugün hayatını kaybetti. Reynolds, Singing in the Rain filminde oynuyordu. ...84 yaşındaki Debbie Reynolds, Singing in the Rain filmindeki bu rolüyle akıllara kazınmıştı. 16 yaşında güzellik kraliçesi seçildikten sonra oyunculuğa başlayan sanatçı, Eddie Fisher ile evlenmiş ve iki çocuk annesi olmuştu. Eddie Fisher, 1959 yılında Elizabeth Taylor için Reynolds'ı terk etmişti. Asıl adı Mary Frances Reynolds olan sanatçının ismini Warner Bros. Debbie Reynolds olarak değiştirmişti. Debbie Reynolds, 1957 yılında rol aldığı Tammy and the Beckler filminin soundtrack şarkısı Tammy'yi seslendirmiş ve şarkı o yıl müzik listelerinde bir numaraya yükselmişti. Reynolds ayrıca uzun bir süre Debbie Reynolds Show adıyla bir tiyatro gösterisi de sergilemişti. What's the Matter with Helen filmiyle 1970 yılında son büyük rolünü oynayan sanatçı, daha sonra Bodyguard ve Heaven and Earth gibi bazı filmlerde küçük roller almıştı. 1996 yılında New York Times'a verdiği röportajda "Ben filmlerde oynamayı bırakmadım, sinema beni bıraktı" diyen Debbie Reynolds birçok TV filminde rol almıştı. Reynolds'ın ölüm haberini dün yaşamını yitiren Carrie Fisher'ın kardeşi Todd Fisher duyurdu. Sırada Sedat Pişirici moderatörlüğünde Açık Oturum var. Açık Oturum'da Sedat Pişirici'nin konukları Aydın Engin ve Soli Özel. 67. Açık Oturum'da Pişirici ve konukları 2016 yılını değerlendirecek. Açık Oturum'un ardından da Sinan Çakmak ve Servet Dilber'in sunduğu Göz Kararı'nda konuk Şebnem İşigüzel. Yarın yine aynı saatte 2016'nın son güne bakışında görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar.